Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta Selahattin kaçta kalmıştık? 42'de mi? 41'i bitirmiştik o zaman. 41 bitti, evet. 42'de kaldı. Tamam, ben de öyle tahmin ettim. Şimdi mahşerde bütün ümmetlerin başına bir şahit ve o şahitlerin şahidi olarak da Hazreti Peygamber gelince o gün ne olacağı konusunu Allah-u Teala anlatacak bir ayet var burada. Ardından başka bir konuya geçecek. Ayet şu. Yevme idin, o gün, o mahşer günü, yeveddüllezine keferu. Kafirler isterler. Mevedde kelimesi sevgi anlamına gelir. Bu da o kelimeden türemiş. O kelimenin fiilidir. Vedud, Allah'ın sıfatıdır. O gün isterler kafirler. Ve asavur resule ve peygambere asi olanlar. Bir kafir var, bir de peygambere asi olanlar var. Lev tusevva bihimul ardu. Yer onları içine alsaydı, yerin dibine geçselerdi. Ama öyle yer kelimesi fail olduğu için cümlede, yer onları içine alsaydı ve la yektumûne Allah'a hadîze, artık Allah'a hiçbir haber gizli kalmaz. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Mahşerde yer onları içine alsaydı, yer kelimesini kullandığına göre mahşerde de bir yer var. Yani yer küre diyoruz ya, dünya ve gök diyoruz ya, aynen mahşerde de Allah diyor 48 İbrahim'de, yer bir yere dönüşecek kıyamet koparken, gökler de başka bir göklere dönüşecek. Yani mahşerde böyle bir yer kürenin üzerinde kurulacak. Ama oradaki kanunlar farklı kanunlar olacak. Yani şimdiki tabiat kanunları burada çürüyen, ölen, şu olan, bu olan bir takım efendim kanunlar var burada. Bu fiziki kanunlar değişik olacak burada. Ama yine bir yer küre olacak. Yine gökler olacak. Fakat bu 48. ayet-i kerimeye göre ani bir değişim olacak. Yani ani bu dünya yok olacak, ani bir değişim geçirerek yine yer küre, yine gökler kurulacak ortada. Bunu 107-108 hutlara diyor Allah-u Teala. Yani مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ, yerler ve gökler devam ettiği müddetçe cennet ve cehennem de devam edecektir diyor. 107-108'den. Dolayısıyla şimdi buradan da bunu anlıyoruz ki ahirette kafirler ve peygambere asi olanlar yerin onların yutmasını isteyecekler. Meseleyi anladınız. Bir biraz metafizik bir olay, fiziki bir olay, metafizik bir olay ama yani bu yer küreyi nasıl Allah yaratmışsa bu gökleri aynı kudret bunu yok ederken tekrar onun benzerini yaratacak ve o ahiret yurdu olacak. İşte o zaman akılları başlarına gelecek diyor Allah-u Teala. O kafirlerin ve peygambere asi olanların yerin dibine geçmeyi isteyecekler, arzu edecekler. Şimdi bunu Allah-u Teala niye anlatıyor diye bize, yani ya Rabbi bunları bize niye anlatıyorsun? Bu kafirlerle alakalı
peygambere ası olanlarla alakalı. Efendim bize niye anlatıyorsun bunu? Bize eğitim veriyor. Şimdi nasıl ki bir kafir ve peygambere ası olan orada efendim pişman olacak ve keşke bunu görmeyeydim de yerin dibine geçeydim diyecekse, sen onun gibi pişman olacağın bir işi yapma demektir. İşte eğitim bu. Bu bizim için çok büyük bir eğitim kuralı. Yani Müslüman adam pişman olacağı işi yapmaz. Yapmamalı. Yani ahirette pişman olacağı bir işi bu dünyada yapmamalı. Bunu anlatmak için Allah-u Teala bir model sunuyor bize. Kafirle peygambere asi olanın modelini sunuyor. Bu böyle olacak. Ha, sen böyle olma. Yani Müslüman ahirette yerin dibine geçecek şekilde bir istekte bulunmamalı. Böyle bir pişmanlık yaşamamalıdır. Bu eğitimi vermek için efendim Allah-u Teala bu sahneyi anlatıyor. Yani mahşerde olacak olanı bu dünyada anlatıyor ki bu dünyayı ona göre ayarla demek istiyor. وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يسًا ve Allah-u Teala'dan hiçbir haber gizli kalamaz. Bunun anlamı şu. Kur'an-ı Kerim bunun üzerine çok ısrarla duruyor. Çok ayet var bu konuda. Mücadele Suresinin 7. ayet. Hadis Suresinin 3. ayet. Kaf Suresinin 16. ayet. Ve gidersin Nisa Suresinde yestahkûne minen nâsı ayeti. Çok ayet var bu konuda. Yani Allah-u Teala bu dünyada insanlar bir defa canavarlaşıyor. Yani bu insan denen canavar efendim korkunç. Eğitilmediği zaman insan, terbiye edilmediği zaman insan, duygularını, saldırganlık içgüdüsünü eğitmediğimiz zaman insan canavar oluyor. Görüyorsunuz dünyada insanlar nasıl canavarlaşıyor, nasıl kan akıtıyor. Hiç bakmıyor gözünün yaşına, kendi memleketinin insanlarını bile öldürebiliyor. Görüyor. İşte bu canavarlığı önlemenin yollarından biri şu imanı, şu bilgiyi, şu bilinci vermek gerekiyor halka. Allah nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Yaptığınız hiçbir işten, gönülde büyüttüğünüz o niyetlerde hepsini Allah biliyor. Bunu aşılayabilsek, bu bilinci halka verebilsek hiçbir yerde hırsızlık olmaz, hiçbir yerde ahlaksızlık olmaz. Bu eğitimi verdiği zaman, yani bu Kur'an-ı Kerim'in verdiği ilahi eğitim alındığı zaman inanın ne polise ne askere ihtiyaç var. Benden hiçbir haber, hiçbir oluşum gizli kalamaz diyor Allah. Ben hepinizle beraberim. Vehve ma'akum eylema kültüm. Nerede olursanız olun sizinle beraberim. Şah damarınızdan daha size yakınım. Şimdi bu bilinç, bu iman, bu ayetleri hayata geçirmek ne demektir? Ahlakın ta kendisi. O Müslümana hiç polise, jandarmaya lüzum yok. Çünkü kendi imanı kendisini koruyor. Kendi bilinci kendisini koruyor. Kendi imanı diyor ona ki bak çelepçe vururum sana. Bunu yapmayacaksın. Anlaşıldı mı? Demek ki arkadaşlar İslam alemini bırakalım şimdi dünyayı. İslam aleminde bu olanlar neyi ifade ediyor? Bu pislikler ahirette sanki hiç önlerine konmayacak gibi düşünüyor. Böyle bir imanları yok. Müslümanız diyoruz, ahirete inanıyoruz diyoruz ama ahiretin dışında işleri yapıyoruz. Demek ki
Ben bir kelime yazarken Kur'an hakkında inanın kafamda 80 düşünce geçiyor. Bir hata yapabilir miyim diye. Çünkü o da benim önüme konacak. Buraya konuşurken de benim önüme konacak. Allah benim bu yaptığımdan habersiz midir yani şimdi? Öyle mi zannediyorsun? Onun için buraya çıkmak çok tehlikeli. Dedim ya size buradan cehenneme çekip girebilirim yani. O zaman arkadaşlar şu ahlak biçimi, o dediğim ayetlerdeki sistem, bir de bunu başka ayetlerle de destekliyor Allah-u Teala. Sadece benim bilgimle değil diyor Allah. Objektif olduğumu, tarafsız olduğumu, kuluma zulmetmediğimi göstermek için ayrıca meleklere de kiramen katibini de yazdırıyor. O da yetmemiş gibi senin vücudunun organları da kaydediyor. Ha bu kamera gibi kaydediyor. Evet. Bayraktar Hoca ne yapıyor? Bu kamera kaydediyor. Aha senin vücudun, derin, kulakların, ellerin, ayakların hepsi kaydediyor. Organlarını da konuşturacağım orada. Meleklerin yazdığı kitapta konuşacak benim bilgim de bak. Üç taraftan seni kontrol altına almışım. Ona göre davran diyor. İşte ahlakın temeli budur. Ama bizim imanımız zayıf olduğu için biz hiç Allah'ı yanımızda hissetmiyoruz. Biz melekleri yanımızda hiç hissetmiyoruz. Organlarımız bizi kaydediyor, hiç hissetmiyoruz. Bunu hiç düşünmüyor ve aklımıza getirmiyor. Ki ahlakımız düzgün olsun. Senin organların seni ele verecek diyor Allah-u Teala ya. وَقَارُوا لِجُدُونِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا diyeceksiniz. Derin, derin senin aleyhine konuşunca derilerine diyecekler ki ya benim aleyhime niye şahitlik ediyorsun? Ya ben seni plajlara getirdim, yağlar sürdüm sana, bronzlaştırdım seni, her şeyi yaptım sana. Şimdi geliyorsun benim aleyhime konuşuyorsun. Deri ne diyecek onu diyor. O deri ne diyecek ha ki her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturuyor. Deri deri. Olay bu. Olay bu. Ha işte burada küçük bir yerden dolayı bu velâ yektumûn Allah'a hadîsâ küçük bir parça, üç kelimeden oluşmuş bir parça bu kadar bizi taşırdı getirdi Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerine. Oralardan aldı geldik bunu açıklamak için. Yani bu ayet insanı halleder. Tabi Allah'a hiçbir oluşumun gizli kalmadığını bilirsen yeter. Yetti işte, yetti. Şimdi konuyu değiştiriyor Allah-u Teala, başka bir konuya geçiyor. Efendim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la takrabu salate, namaza yaklaşmayın, ve entum sükara, sarhoş iken. Ayeti mana verelim, sonra döner açıklamasını yapalım. Ne zamana kadar? Hatta ta'lemu ma tekulûne. Dediğini anlayıncaya kadar, bilinceye kadar namaza yaklaşma. Ve la cünüben, cünüpken de yaklaşmayın. İlla abiri sebilin hatta tağtesilû. Yolcu olanlar müstesna diyor Allah-u Teala. Ta ki yıkanıncaya kadar. Ve in kuntum merla, eğer hastaysanız ev ala seferin, veya seferdeyseniz ev ca'a ahadun minkum minel gâyıtı, yahut tuvaletten gelmişseniz, tuvaletinizi yapıp gelmişseniz ev la mestumun nisa'e, yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunmuşsanız felem tecidu ma'en, eğer su bulamazsanız feteyemmemu sa'idan dayiben, temiz bir toprağa ile teyemmüm ediniz. Femsahu bi vucuhikum, yüzünüzü siliniz. Ve eydikum, ve
ellerinizi yani kollarınızı siliniz. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا Allah çok çok affedicidir. Ayet böyle 5 satırlık bir ayet. Namazla ilgili konuyu gündeme getirdi. Bunun çeşitli konularla bağlantısını kurdu. Ne zaman namaz kılamayız? Nasıl namaz kılacağız? Bu konuları gündeme getirdi. Şimdi biz bunu, bu ayeti açmamız lazım tabii. Bir numaralı konu buyuruyor ki Allah-u Teala, bilinciniz yerinde oluncaya kadar namaza yaklaşmayın. Sarhoş namaza yaklaşmayın. Şimdi burada olay şu. Allah-u Teala alkolü yasaklamak için, içki dediğimiz alkolü yasaklamak için merhale merhale bunu topluma giydirdi, bu yasağı. Tedrici metot diyoruz biz buna. Bunu tedrici kelimesini anlamayanlar olabilir. Yavaş yavaş manasına gelir. Yavaş yavaş bu konuyu, bu alışkanlığı, bu kötü alışkanlığı ortadan kaldırmıştır. Bir anda değil. Onun için Allah bu ayetle bize söylüyor ki, kötü alışkanlıklardan insanları vazgeçirmek çok zor. Ben Allah olarak bir anda kesip atmadım. Alkolü bir anda yasaklamadım. Tedrici metot kullandım. Birinci metotta şeyde Nahl suresinde alkolün tıpta kullanılabileceğini, o nedenle o boyutunun helal olabileceğini söylüyor Nahl suresinde. Çünkü alkolün faydası olan yerler bu tıpta daha çok kullanılıyor biliyorsunuz. Dezenfekte etmek için, işte insanları uyutmak için filan şu bu. Birinci merhale o. İkinci merhalede Bakara suresinde Allah-u Teala alkolün fayda ve zararını tartışıyor. Alkol ve kumarla beraber. Ve orada linnâsi diye yes'elûneke anil hamri vel meysir kul fîhima ithmun kebîrun ve menâfi'u linnâsi diyor. Sana alkolü ve kumarı soruyorlar. Onun de ki onun günah, onun büyük bir günahtır o. Büyük bir günahtır. Ve o insanlara göre faydası vardır. O lamı göre manasına vereceğiz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İnsanlara göre faydası vardır. Ha, faydası nedir? İşte dedik biraz evvel, alkolün çeşitli tıbbi konularda kullanılması gibi. O ikinci merhale, üçüncü merhale bu ay. Üçüncü merhalede tamamen haram demiyor, namaza yaklaşma diyor. Bilincin yerine oluncaya kadar sarhoş namaza yaklaşmaz. Bu sefer devreye namazı sokuyor. Bir namazla bir namazın arasındaki mesafeyi düşündüğün zaman insan sarhoş olunca öyle bir namaz vakti ayılmaz yani. Anlaşıldı. Bu üçüncü merhale, dördüncü merhale 93. ayet olacak galiba. Maide suresinde diyor ki alkol, kumar, falokları işte şu şu şeytanın işidir, şeytanın pisliğidir diyor. Baba 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 baba. Kendi pisliğini değil ha. 12 Eylül'de ne yapmışlar biliyor musun? 12 Eylül'de birileri birilerine pisliğini yedirdi biliyor musun? Çok iyi. Biliyor musun? Ha, bana bunları bizzatı anlattı. Ahmet Arvasi, Allah rahmet eylesin. Bir konferansa, bir panele gittik.
Fatih Camii'nde namaz kılmaya gidiyoruz, yolda bana bunu söyledi. Ah, yıl, bu yıl kaç? Ben o zaman doçenttim. Yani 20 sene evvel, 25 sene. Şimdi kendi pisliğini değil, şeytanın pisliğini gibi bu adamın. Ha, bari bak. O dördüncü merhalede kesti attı Allah. Bu ne demek? Bu şu demek. İslamiyet'in, Kur'an'ın yeni girdiği bir toplumda, örneğin İskoçya'ya, dünyanın en fazla alkol alan ülkesidir orası. Yazın da gündüz de sarhoş gezerler orada. Ha, buraya İslam girerse hemen derhal alkol yasaktı diyemez. Bunu öğretiyor sana. Anlıyor musun? Yavaş. Kötü alışkanlıkları değiştirmek bir toplumda çok zordur. Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Peygamber'in en çok zorluk çektiği bunları değiştirmek. İnsanın imanını değiştirebiliyor. Ama alışkanlığını bıraktıramıyor. Evet. Dolayısıyla bu ayetin bu kısmını la takrabu salate ve entüm sükarayı anlatıyoruz. Yani iki kelimeden buralara gittim. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu alkol denen kötü alışkanlığın nasıl kaldırıldığı konusunu dört tane ayete giderek açıkladık. Anlaşıldı mı? Tabii bunlar Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerine koymuş. Hatta ta'lemu ma tekulune. Yani o üçüncü merhalede bunu söylüyor. Yani daha haramiyeti olmamıştı o zaman. Söylediğini bilinceye kadar diyor. Konuştuğunu bilinceye, anlayıncaya kadar diyor. Konuştuğunun bilincinde isen namaza yaklaşabilirsin. Bilincinde değilsen namaza yaklaşma. Şimdi ta'lemu ma tekulune, söylediğini bilinceye kadar. Onun bilincinde oluncaya kadar. Ha bu var ya. Ha burası dehşet bir şey. Ya bizim ağzımızdan çıkanı bilmiyoruz ki, anlamıyoruz ki. Adam fetva veriyor. Anlamıyor onu, bilmiyor onu. Yani bir sarhoş ya. Ama ya Rabbi. Adama diyorsun kardeşim, bu verdiğim fetvayı biliyor musun ne oldu? Bunun kaynağı ne, nereden gelmiş? Biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl konuşuyorsun? Adam sarhoş ya. Olay bu. Olay bu. Şimdi وَلَا جُنُبًا, cünüp olduğunuz zamanda da namaza yaklaşmayın. Demek ki namaza hangi durumlarda yaklaşılmayacağını anlatarak Allah yaklaşılacağını da ortaya koymuş oldu. Yani yasağı söyleyerek yasak olmayanı açıklamış oluyor sana. Çünkü yasak olmayan çok fazla. O burada sayılmaz. Burada yasak olanı sayıyor ki yasak olmayanı anla. Bu bir öğretim metodudur Allah'ın Kur'an'da. Olumsuzdan olumsuza gitmek, olumluya gitmek. Anlıyorsun? Olumsuz olanı söyleyip olumlu olanı ortaya çıkarmak. Biz ne yapardık? Biz eskiden köyde ehya yaparız. Ehya. Ehya'yı bilir misiniz? Köylü olanlar belki bilir. Yani orman olan kısmı efendim ormanın ortadan kaldırdık çırkayla kazarsın. Orayı işte mısırlık yaparsın, fasulyalık yaparsın filan, kullanılır hale getirir. Ziraat haline getirir. Fakat o ehya yaptığın yerde bakarsın küçük küçük ağaçlar olur. O ağacın
etrafını alıyorsun, toprağı kazıyorsun, o bir çektin mi geliyor, bitti, yıkıldı. Anladın mı şimdi? Olumsuzu aldığın zaman olumlu ortaya çıkan ziraat yapabilirsin. Anlaşıldı mı? Şimdi burada cünüp diyor Allah. Bu cenebe kelimesinin aslı aslında kelime kök. Ayıp yoktur, biz burada ilim yapıyoruz. Kadınlar kusura bakmasın. Cenebe ayrılmak manasına gelir. Cenebe. Bunun iki manası var. Seni namazdan ayıran hal, durum. Bu mana. Cenebenin bir manası da erlik suyunun yerinden ayrılıp akması. Anlaşıldı mı? Onun için buna cünüplük diyoruz. Tabi siz bunun manasını bilmezsiniz. Bu niye, nereden geldi bu kelime falan. Tabi siz üniversite doçenti olduğunuz için tabi bunu en derinine kadar anlatıyorum size. İlla abiri sebilin, yolcu olanlar müstesna. Yani adam yolcudur, nerede yıkanacak? Yıkanacak durumu yok yani. Bu namaz kılmayacak mı? Namaz kazaya kalmaz. Namaz kazaya kalmayacağına göre ne yapacak? Bu teyemmüm yapacak. Hani diyorlar namaz kazaya kalmaz. Yolcuyken, hastayken diyor Allah, hepsini yapacaksın. Yok öyle şey. Bakın şimdi. Şimdi devam ediyoruz. Vura vura, kıra kıra. Kemik kıracağız. Hatta tevteselu. Yıkanıncaya dek, cünüp adam, yıkanıncaya dek, namaza yaklaşmış. Ama adam yolcu. Onun nedir çaresi? Onun çaresini anlatayım size. Onu da anlatayım. Ona da yer ver. Ve in kuntum merla, eğer hastaysanız, bak, oruçla ilgili ayette Bakara suresinde hastaysan kazaya bırakırsın diyor. Burada yok öyle bir şey. Bak burada aynı konuyu buraya da getirmiş. Hasta konusunu oruçta da koymuş, namazda da koymuş. Allah yalanı söylüyor yani, öyle mi? La ilahe illallah. Ya burada ayet açık, net. Şimdi orada diyor ki şeyle ilgili, oruçla ilgili ayette ve in kuntum merla, hastaysan başka bir zaman tutarsın diyor. Kazasını yaparsın. Burada öyle bir şey yok. Namazla ilgili böyle bir şey yok. Hastaysan ev ala seferin. Seferdeysen. Orada da diyor seferdeysen. Yani oruçla ilgili ayette. Femen kâne minkum merîlan ev ala seferin. فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Orada. Seferdeysen, hastaysan, başka bir gün tutarsın. Burada öyle bir şey yok. Burada diyor ki, eğer hastaysan, اَوْ عَلَى سَفَرٍ, seferdeysen, اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ, veyahut da tuvaletten geri gelmişse, gâit kelimesinin kök anlamı çukur demektir. Engel demektir. Yani insan o işini açıkta yapmaz. İnsanlardan gizlediği için o paravan kullandığından dolayı oraya gâit demiş Allah. Yani tuvalet diyoruz ona biz şimdi. Tuvaletten geri geldiği zaman evlâ mestumun nisâe, yahut cinsel ilişkide bulunduğu zaman felem tecidû mâen, su bulamazsın. Bak bak bak. Su bulamadık. Bırakalım onu kazaya. Hastaydık. Bırakalım onu kazaya. Seferiyiz. Bırakalım onu kazaya. Yok öyle bir şey. Allah bunu bilemedi yani. Yazamadın buraya. Öyle mi? Felem tecidu ma'en, su bulamazsa
feteyemmemû sa'iden tayyiben. Temiz bir toprağa ile teyemmüm eder. Bak, kaçamağı yok, namazı bırakamaz. Kaçamağı yok. Sa'id aslında şey demektir. Sa'id bir toprağın üst kısmı anlamına gelir. Sa'iden temiz bir toprakta, yani kiremitte, tuğlada, şunda, bunda, her şeyin yorganında, yorganına vurarak çok hastasın. Efendim, çok hastayım, kazaya bırakmak yok. Öyle şey yok. Kılacaksın. Femsahû bi vücûhiküm ve eydîküm. O vurduğun toprağa yüzünü sürersin ellerine ve kollarında silersin, mesedersin. İşte sana su bulamadığın zaman alacağın abdest budur. Ve bununla namazını kılacaksın. Su bulamadım, hastaydım, şuydum. Efendim gittim arkadaşının evine, hamamcı oldum. Efendim hamamcı oldun, yıkanamadın ama. De bununla namazını kılacaksın, bu kadar basın. Kalsın kazaya da kardeşim. Anlaşıldı mı? Biz bunları söylüyoruz, kuduruyorlar. Yani Allah-u Teala oruçla ilgili ayette kazayı söylüyor da burada kazayı söyleyemez mi? Yani bunu bilemedi Allah demek ki, yani summa haşa, hakaret ediyoruz ha. İşte Allah-u Teala söylüyor. Teyemmüm alacaksın. Hatta gidelim şeyde, Bakara suresinde at üzerinde giderken bile namazını kılacaksın diyor. Bu kadar basit. Eyvallah. Yok öyle şey. Rükû secde etmeden beyninle bunu yapacaksın. Beyninle. Beynin rükûya secdeye gidecek. Atın üzerine nasıl gidecek? Düşman geliyor, kaçıyor. Beynin secde edecek. Beynin, gönlün. Ha. Anlayın bunu. Allah-u Teala diyor ki ben affederim. Yani namazı kılamadın, şunu yapamadın, bunu yapamadın. Ben seni affederim. Benden tövbe edersin, bana af dilersin benden. Efendim seni affederim diyor. Anlaşıldı mı? Bu ayeti baya anlattık size ve namazla ilgili, namaza yaklaşma veya yaklaşmama ile ilgili, neyle yaklaşırız, neyle yaklaşamayız la ilgili konuları detaylı bir şekilde ele aldı. Hatta o kadarına girdi ki efendim yolcuysan, hastaysan, cünüpsen, şunu su bulamadıysan efendim bunların teyemmümünü alacaksın. Teyemmümle namazını kılacaksın anlamına geliyor. Dolayısıyla bu mukayeseyi de yaptık oruçla beraber. Meseleyi anladınız. Anlamadıysanız gidin köprüden atlayın. Başka çare yok. Diyeceğim başka bir şey yok. Şimdi Allah başka bir konuya geçti gene. Elem tere. Baktın mı? Gördün mü? Görüyor musun? Soruyor. Görmedin mi? Olumsuzsun. İlerlediğine o kimselere bakmadın mı? O kimseler ki ütü nasiben minel kitabı. Kitaptan nasiplerini almışlar. Yani kitap kültürleri var. Kitabı biliyorlar yani. Allah'ın vahyi, Allah'ın kitabı vardır diye biliyorlar. Böyle bir nasip almışlar. Böyle bir kültürleri var. يَشْتَرُونَ الْلَلَالَةَ Sapıklığı satın alıyorlar. Bak. Sapıklığı satın alıyorlar. Ve yürüdüğüne ve istiyorlar. En telillüs sebil. Sizin yoldan çıkmanızı, sizin sapıtmanızı istiyorlar. Dalaleti, sapıklığı satın alıyorlar. Ve istiyorlar ki siz yoldan çıkın. Aynen bugünü anlat. Bu ayet şimdi geldi. Hazreti Peygamber Cebrail'den aldı, vahiy katiplerine yazdırdı, biz de hemen okuyoruz yanında. Yan tarafta okuyoruz. Bugün anlat. Şimdi
biraz meseleyi irdeleyelim. Konuyu. Elem tere peygambere söylüyor Allahu Teala. Emir direktman soru Hazreti Peygamber'e. Ayetin sonunda genele gidiyor. Özelden genele giden bir metotla bunu anlatıyor. Ben bunları hep tefsirde bu metotları anlattım. Çünkü en tezillu çoğuldur. Sizleri diyor. Dolayısıyla ama ayetin sorusu, o ilk soru sadece peygamberin şahsında değil, onun şahsında hepimize bütün kıyamete kadar gelecek olan ve bu ayeti okuyup bu ayeti anlatacak olan ümmet kimler olacak bizden sonra? Onlara, herkese, kıyamete kadar bütün nesillere aittir bu soru. Yani elem tera ilellezine, bakmadın mı, görmedin mi? O utu nasiben minel kitabı, kitaptan kendilerine bir nasip, bir pay, bir kültür, bir bilgi verilmiş olan o Yahudi ve Hristiyanları görmedin mi? Tabii bunu biraz daraltarak, şu karşıdaki ayetlere bakarak, soldaki sayfadan biraz sonra onlara geleceğiz zamanımız kalırsa, Yahudiliği daha çok anımsatıyor bu kitaptan nasibi olanlardan kasıt kimdir? Yahudilerdir diyen alimler var. Genelde ben de tefsiri böyle yaptım, bu sistem üzerine koydum. Tabii bu soldaki ayetler de bunun devamı olduğu için %60 sadece Yahudiler ama %40 da Hristiyan ve Yahudilerle beraber tüm ehli kitabı kastediyor. Şimdi bakın bunu niye anlatıyor? Çok önemli. Şimdi kitaptan nasibi olan adam kim? Kime konuşuyor bu sözleri? Müslümanlar. Bizim nasibimiz var ya, ama yanlış yapıyoruz. Sapıklığı satın alıyoruz. Yanlışı satın alıyoruz. Göğe inanıyoruz bu kitap. Göğe biliyoruz onu. Göğe nasibimiz var bu kitaptan. Nasibim var da Yahudinin yaptığını yapmayız. Ha, bu işe baksana şimdi. Nasıl oluyor bu iş? Bizi terbiye etmek için bunları anlatıyor. Ve dinler arası ilişki sistemini kuruyor burada. Burada kitaptan nasibini almış. Ama yeşterûne dalâlete, sapıklığı satın alıyor. Allah Allah! Yani sen şimdi gidiyorsun bir domatesin çürümüşünü alır mısın? Almazsın. Göz göre göre sen çürük elmaya para verir misin? Ha, alavere dalavere yapar verirsen o ayrı. Ama bir insan bile bile çürük malzemeyi alır mı? Almaz. Defolu elbiseyi alır mı? Almaz. Almaz değil mi? Ama maneviyatta alıyorsun diyor. Maneviyatta sapıklığı satın alıyorsun diyor. Evet, defoluyu alıyorsun diyor. Fikrin, felsefenin, imanın, maneviyatın sapıklığını alıyorsun. Alıyorlar diyor Allah. Allah Allah diyor ya. Allah da bakıyor. Ha buna bak, ha bu kuluma bak. Ya kitaptan bir şey öğrenmiş, nasip almış. Ha bak, gidiyor sapıklığı alıyor. Çürümüş malı alıyor. Ha buna bak. Defolu malı alıyor. Şeytana kazandıracağım diyor. Onun malzemesi ya şeytanın. Yani sapıklık. Yani malzemeyi şimdi şeytan koydu buraya, bu dükkana. Alayım da biraz para kazansın da ben de defolu malı alayım, çürük malı alayım diyor. Şeytana yardım edeyim. Ha buna bak. Şimdi gidelim Bakara 6. sayfaya. Orada da bunların durumunu anlatıyor. Sadece burada değil ya. Yani. O Allahu Teala
Ha burada şimdi anlatıyor. Bakın diyor. Diyor ki bunlara. Ve aminu. İnanın. Ey Yahudiler. İsrailoğulları. İsrailoğulları diyor burada. Yahudi demiyor. İsrail. Bima enzeltu indirdiğim. Musaddigan tasdik eden. Lima ma'kum. Sizinle beraber olan Tevrat'ı tasdik eden ve benim indirdiğime inanın. Ve la tekunu olmayınız. Evvele kafirin bi. Onu inkar edenlerin ilki olmayınız. Benim vahiyimi. Ve la teşteru. Satmayın. Satmayın. Bak aynen burada. Burada satıyorlar diyor. Burada Allah diyorlar ki satmayın. Satmayın bi ayati ayetlerimi. Semenen galila. Az bir bahaya. Az bir baha karşılığında satmayın. Ve iyyâye fettekûn. Benden sakının. Bana saygı duyun. Siz Allah'a saygı duymaz mısınız? E söylüyorum size benim ayetlerimi satmayın. E biz satarız. Biz satmıyoruz. Müslümanlar satmıyor. Siz değil ha. Biz. Yani bu satma işiyle parayla olmaz ha. Ya adam şimdi makamına göre fetva verdi mi sattın da gayeti de bitti. Adam makamına göre, adamına göre makam almak için alavere dalavere yapıyor şimdi. Fetvada dalavere yapıyor. E sattın Allah'ın ayetini. Şimdi bak. Ve la telbisul hakka. Ey İsrailoğulları. Hakkı karıştırmayın. Bil batılı, batıl ile karıştırmayın. Yani aslında telbisü lebise libastan gelir. Elbise demektir bu. Bunu biz Türkçe'ye geçmiş bu. Elbise bundan gelir. Elbise demek. Hakka batılın elbisesini giydirmeyin. Ve la tektumul hakka ve hakkı da karıştırmayın. Pardon, gizlemeyin. Nerede karıştırmayın? Karıştırmayın öbür. Ve la tektumul hakka. Hakkı gizlemeyin. Ve entum talemun. Biliyorsunuz onu. Bile bile. Bile bile hakkı gizlemeyin. Benim hakkıma batıl elbisesi giydirmeyin. Karıştırmayın. Aha biz öyle elbiseler giydiriyoruz ki öyle elbise yapıyoruz ki o batılın elbiseleri ki hala İngiliz kumaşından giydiriyoruz ona hakka. Aha batıl bak bak. Ya bunlar tabii bizimle alakalı ha. Ya bunlar. Şimdi dönelim buraya yerimize dönelim. Allah-u Teala diyor ki bu kitaptan nasibi olanları görüyorsun değil mi? Gördün mü ya Muhammed? Görmedin mi sen? Evet. Olumsuz sorudur. Olumsuz sorunun manası yani oradaki elif, elifi inkari deriz ona biz. Yani görmedin mi? Gördüm. Cevabı hemen var yani. Müsbet cevap. Yeştenûn Allah lalete ve yüreydüne entalillü sebil. Ve sizin de yoldan çıkmanızı arzu ediyorlar, istiyorlar. Onların muradı, onların çabası bu hakla batılı karıştırması, hakkı gizlemesi bile bile. Bile bile. Bütün bunların alaveresi, dalaveresi sizi yoldan çıkarmaktır. Of. Bugünkünü anlatayım. Aynen bugün. Aynen bugün. Şimdi Bakara suresinin 120. ayetinde Allah-u Teala peygamberimize bir tehdit sahuruyor. Çok tehlikeli. Diyor ki Allah-u Teala وَلَنْ تَرْلَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ. Ey Muhammed, bu Yahudiler ve Hristiyanlar
sen onların milletine, onların yoluna demektir. Onların hayat tarzına, onların anlayış biçimine uymadıkça senden razı olmazlar. Asla razı olmazlar. Lan, ever never. İngilizce. İngilizce bilenler anlamaz. Ever never'ı biliyorsa Len'i anlar. Arapça bilmeyebilir ama İngilizce bilir lan. Böyle oldu şimdi. İngilizce daha geniş. Efendim. Şimdi peygambere bunu söylüyor. Sen onların milletine, oradaki milletten kasıt yol demektir. Aşağıda ayet açıklayacak onu. Ayet kendisi mana verecek ona. Ben size mana veriyorum. Yol demektir, hayat tarzı demektir, onların arzuları demektir. Çünkü adamın arzuları kendi milleti olmuş, kendi dini olmuş, kendi yolu olmuş. O arzuların yolundan gidiyor bunlar ya Muhammed. Sen onların arzularına uymadıkça senden razı olmazlar. Da, da. De onlara. Bak sen onlarla mücadele verirken şunu söyleyeceksin. Şu bilgiyi sana veriyorum bak. Seni bilgilendiriyorum ya Muhammed. Kul inne hudallahi huvel huda. De ki yol Allah'ın yoludur. Ben o yolla giderim. Ben sizin yolunuza gitmem. Demek ki buradaki millet kelimesi yol anlamına geliyor. Anladın mı? Bak ayet kendi kendine mana veriyor. Yani sen lüzum yok. Ayete bırak kendini. Ayet sana mana ver. O kelime millet neydi bu kadar? Ona din diyen var, ona memle diyen var, var oğlu var. Ama ayet kendisi mana veriyor. Korkma sen. Sen korkma, o seni götürür. Hazreti Musa'nın annesine dediği gibi Yüce Allah. Sen çocuğu bırak suya. Nehre at. Ben onu götüreceğim, kurtaracağım. Peygamber olarak sana onu iade edeceğim. Peygamber olacak o çocuk dedi annesine. Akşamdan o. Sen bırak onu, o götürür onu gideceği yere. Şimdi sen de bırak ayetin eline, yolun o sana mana verir. Şimdi de ki yol Allah'ın yolu onlara. Ben Allah'ın yolundan giderim. Sizin yolunuza uymam. De onlara. Hah, bu bilgiyi sana verdim mi? Verdim değil mi? Kimin yolundan gideceğini, onların senden razı olmayacağını, onların yoluna, hayat tarzına, anlayış biçimine uymadıkça senden razı olmayacaklar diye sana bu bilgiyi verdim mi? Bu bilinci verdim mi? Seni eğittim mi? Sana öğrettim mi? Tamam. Bak, şimdi tehdidim geliyor. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana gelen bilgiden sonra sen yine onların hevasına, arzusuna uyarsan, işte millete mana ver. Yukarıda yol dedi, burada arzu dedi. İğrelti arzular, nefsin arzuları. Sen onların arzularına uyarsan bu bilgi sana geldikten sonra ya Muhammed. Malike minallahi min veliyyin ve la nasir. Senin için bende ne dostluk vardır ne de yardım. Hepsini kesiyorum senden. Bunu hiç bilmiyorlar ki. Bu muhteşem devletler arası hukukun ana temellerinden biridir bu ayet. Anlıyor musun? Peygamber'e tehdit ediyor. Sakın ha Yahudi ve Hristiyanların arzularına, yollarına, isteklerine uymayacaksın. Eğer uyarsa senden dostluğumu ve yardımımı kesiyorum. Ne dostunum ne de yardım ederim sana. Ha bu ayet burada varken ne deyirim biz şimdi? Nasıl dans ediyorum? Dans ediyoruz. Nasıl dans? Allah'ın ayetlerini görüyor musun? Onlar seni yoldan çıkarmak isterler ya Muhammed. Çıkarıyorlardı. 73, 74, 75'te İsra suresinde neredeyse seni çıkarıyorlardı benim vahyimden uzaklaştırıyorlardı da seni dost edineceklerdi. Seni tutmasaydın neredeyse bunu yerine getirdin ya Muhammed. O zaman sana ölümün hayatın sıkıntılarını taktırdım sana. Toz koparıyor.
kemikleri kırıyor. Ha şimdi. Ayet bitti, biz de bittik. Ezan okundu, bitti. Gelecek hafta başka bir ayetten devam edeceğiz. 45. ayetten devam edeceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, farkındaysanız bugün ilginç konular önümüzde çıktı. Sırayla gittiğimiz için işte bıraktığımız yerden gelin devam edeceğiz. Kur'an bizim belirliyor programımızı her cuma. Allah-u Teala bu Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. El-Fatiha.